Terör sevgiyle yok edilir. 20. yüzyıl şiddetin ve terörün yüzyılı oldu. Büyük savaşlar, bölgesel çatışmalar ve çeşitli terör olayları bu yüzyıla damgasını vurdu. Silah teknolojisindeki gelişmeler, terör eylemlerinin çok daha geniş alanlara yayılmasına neden oldu. Artık teröristler tek bir düğmeye basarak yüzlerce, hatta binlerce insanın ölmesine sebep olabiliyor. Ve hiç görünmeden dünya siyasetine yön verebiliyorlar. Dünyanın süper gücü sayılan ülkelerine karşı yapılan saldırılar, terörizme karşı artık hiçbir ülkenin ulaşılamaz olmadığını göstermekte. Eğer 21. yüzyılda buna karşı bir tedbir alınmazsa, terörizm çok daha büyük bir tehdit haline gelecek. Peki, terörizmin çaresi nedir? İşte bu belgeselimizde bu sorunun çözümünü inceleyeceğiz. Eylül 2001. Amerika Birleşik Devletleri. Sabah 08:30. İnsanlar iş yerlerine gidiyor, günlük uğraşıları içinde. Saat 08:45. Amerika'nın iki büyük kentine düzenlenen bu saldırılar, bize terörizmin ulaştığı en son noktayı gösterdi. Çünkü bu terörist saldırı, dünyanın tek süper gücüne karşı hiç beklenmedik bir zamanda ve hiç umulmadık bir şekilde gerçekleşmişti. Saldırıyı takip eden günlerde başta Amerika olmak üzere tüm dünyada büyük bir korku ve panik havası yaşandı. Ancak bu şok kısa sürede atlatıldı ve herkes terörizmle nasıl mücadele etmeliyiz sorusunun cevabını aramaya başladı. İnsanlar hiç beklemedikleri bir anda, beklemedikleri bir yerde terörizmin kanlı yüzüyle karşılaşabileceklerinin farkına vardılar. Anladılar ki teröristlerin amacı toplum hayatını felç etmek, insanları sokağa çıkamaz hale getirmek, kargaşa meydana getirmek, kısacası korku toplumu oluşturmak. Terör kim tarafından ve ne şekilde uygulanırsa uygulansın her yerde terördür. Dünya Ticaret Merkezi'nde binlerce masum insanın insafsızca öldürülmesi, Japonya'da onlarca insanın zehirlenerek katledilmesi, Doğu Türkistan'da, Endonezya'da masum sivillerin hedef alınması, Ruanda'da yarım milyondan fazla Hutu'nun katledilmesi, İsrail ve Filistin'de savunmasız insanların öldürülmesi, Suriye'de 130 bin insanın hayatını kaybetmesi, Irak'ta bombalı saldırıların sivilleri hedef alması. Sadece Türkiye'de gerçekleşen terörist saldırıların sebep olduğu can kaybı bile ürkütücü bir boyuttadır. Türkiye, PKK'nın ilk eyleme başladığı 1984'ten 22 Haziran 2010'daki Halkalı saldırısına kadar 6.653 şehit verdi. PKK'nın ilk eylemine başladığı 1984 ile Mart 2009 arasında toplam 29.639 terörist ölü, 4.937 terörist de yaralı ele geçirildi. PKK terörü şehit, hayatını kaybeden vatandaş ve ölü ele geçirilen terörist olarak toplam 41.828 insanın hayatına mal oldu. 26 yıl boyunca toplam 21.615 kişi de yaralandı. Böylece PKK ile mücadele sırasında 63.443 kişi ölü veya yaralı olarak doğrudan zarar gördü. Terörizm çözümsüz değildir. Terörizmin sona ermesi, fikri altyapısının tamamen ortadan kaldırılmasıyla mümkündür. Bu fikri mücadelenin temeli, din ahlakının insanlara anlatılmasıdır. Bu ahlakın insanlara kazandıracağı sevgi, şefkat, merhamet ve anlayış, barış ve adalet dolu bir dünya getirecektir.